Hakan Çınar'ı ağırlıyoruz. Uluslararası ticaret ve uluslararası avukatlık konusunda bize tecrübelerini ve bilgilerini paylaşacak. Kendisine teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım karınlar doymuştur, kan şekerleri yerine gelmiştir. Bu şanssız bir zamanlama böyle yemek üzerinde, yemek üstüne konuşmak. Herkes uykulu olur, değil mi? Ama ben size biraz böyle tecrübelerimi, hayata dair, mesleğe dair tecrübelerimi anlatırken belki sizi birazcık ilginizi çekerim. Bu ilgiden dolayı da uykunuz gelmez. Öncelikle kendimi tanıtayım. Hakan Çınar benim adım. Ankara Hukuk Fakültesini 1985 yılında bitirdim. Aslında 79 yılında girdim. Yani tahmin edeceğiniz gibi 6 yılda mezun olarak başarılı bir dönem geçirdim. Şimdi benim şöyle bir ayrımım var. Eğer devlet okulunda okuyorsanız, yani paralı değilse okulunuz, mümkün olduğu kadar okuyun çocuklar. Yani 6 yıl bunun belki limiti olabilir. Daha fazla belki abartmamak lazım ama. Şimdi paralı okullarda anne babaya yük geliyor. O yüzden bir an önce bitirmek düşünülebilir. Annesi babasının müsait olursa durumu yine düşünülebilir. Niye mümkün o kadar okuyun diyorsunuz? Halbuki şu anda yapılmaya çalışan ne? Bir an önce okuyalım, bitirelim. O 4 yıl hızlıca geçsin ve mesleğe hazır hale gelelim. Çünkü çok büyük bir yarışma var, değil mi? Yani o yarışmayı da geri kalmayalım. Bu nedenle öğrenci arkadaşlar hemen okulu bitirmek istiyorlar. Ama yine bir ayrım belki yapalım. Şimdi ben önünüze bir avukat olarak geldim. Yani bir akademisyen ya da bir hakim, savcı olarak gelmedim. Biz bu mesleksel ayrımın yaşamımızda da hem önceki yaşamımızda hem de bu mesleğe girdikten sonraki yaşamımızda hep önümüzde durduğunu görüyoruz. Neden? Avukat olmak isteyenlerin biraz daha belki sosyalleşmesi lazım. Meslek onu gerektiriyor. Müvekkil edineceksiniz. Nasıl edineceksiniz? Şimdi programa şöyle bir kısaca baktım. Dün anladığım kadarıyla avukatlık hakkında bilgi edinmişsiniz. Benim çok değerli başkanım Sadık Erdoğan'ı dinlemişsiniz. Ben onunla beraber 2000 yılında Baro'da yönetim kurulu üyesiydim. Ve bu salonu yapmak da bize kısmet olmuştu. Son yaptığımız iş buydu. O yüzden gururla. Gerçi çok değişmiş, ben gelirken bir sürü şeyi uzun zamandır gelmediğim için karıştırdım ama Sadık Bey, Ümit Bey'den almışsınız bazı bilgiler. Değil mi? Semih Bey'den zaten avukatlık temeliyle ilgili çok hocamız, ondan bilgiler almışsınız. Şimdi genel avukatlık mesleğinde reklam yasağı diye bir şey var. Yani bizim için çok önemli bir kısıt var. Avukatlar reklam yapamazlar. Belli bir sınır konulmuş onlara. Biraz önce teras kafede çay içiyordum. Karşıda kocaman bir tane tabela gördük bir meslektaşın. Güzel de böyle can canlı yaldızlar falan yazmış. İşte bir tane terazi falan. Ama benim anlayışıma göre avukatlıkta tabela çok önemli bir unsur olmaması gerekir. İnsanlar size gelmeli. Daha mesleğe yeni başladık. Nasıl gelecekler? Kimse bizi tanımıyor hakikaten. Çevremiz yok, hemşerimiz yok, bizi destekleyen yok, tanıyanımız yok. Bu ismi nasıl yapacağız? Tabii tabela asacağız denilebilir. Ben bu tabela avukatlığına çok karşı bir kişi olarak ve biraz önce anlattığım gibi mesleğe başlarken ne hemşerisi, ne bir tanıdığı, ne bir dostu, ne bir önceliği olmayan bir kişi olarak neler yaptığımızı size anlatırsam ve eğer başarılı olduğumuz varsayılıyorsa, öyle varsayıldığı için buraya davet edilmişiz. Bu başarının nasıl geldiğini sizinle paylaşacağım. Belki bu tecrübelerim size bir katkı sağlar. Tekrar söylüyorum, bunu çok net söyleyeceğim. Ben tabela avukatlığına karşıyım. Yani avukatlar tabela asarak müvekkil sağlayamazlar bana göre. Onların toplumda yarattıkları saygınlık, yaptıkları işler, ulaşabildikleri kitle ve yaptıkları işlerin daha sonra karşılığında elde ettikleri prim, yani manevi prim. Bakın hiç paradan puldan bahsetmiyorum. Bunlardır avukatın gelişmesini ve tanınmasını sağlayan unsurlar. O yüzden konuşmamın başında ne dedim? Sosyal
bir meslek avukatlık, sosyalleşmek, çeşitli toplumun kesimlerinde yer almak, sanat, spor, kültür, bunlarda etkin olmak avukatın tanınmasını, bilinirliğini sağlıyor. Bununla ilgili hemen yeri gelince bir size örnek vereyim. Biraz böyle ileriye gideceğim, geri geleceğim. Ama konuşmanın çatısını kurmaya çalışıyorum. Hiç hazırlık yapmadım, onu da bilesiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Uluslararası ticaret diye yazılmış ama aslında biz burada size uluslararası ticareti anlatmayacağız tabii. Biz uluslararası ticaret hukukuyla uğraşan bir avukatın neler yaptığını anlatacağız size. Oraya kadar gelmeden önce bu avukatın nasıl yetiştiğine gelelim. Nereden açtık lafı? Fakülteyi 6 senede bitirdik ve bundan son derece memnun olduğumuzu söyledik. Bunu bir tavsiye olarak almayın. Anneler babalar beni öldürmesin ama gerçekten ben üniversite hayatım boyunca çok sosyal olmaya çalıştım. Spor yapardım zaten. Çok spor yapardım. Masa tenisi oynardım ben. Bir kere sürekli masa tenisi antrenmanlarımı ihmal etmezdim. Bir de bizim dönemimiz şöyle bir dönem. Biz 12 Eylül öncesinin son kuşağında birinci sınıf okuduk. Yani tam terörün en yoğun olduğu, hiçbiriniz o kuşağın insanı değilsiniz karşımda. Ama 1979'da herkes birbirini çatır çatır öldürürken biz birinci sınıfta hukuk fakültesinde ders okuduk. Bizim üzerimizden kurşunlar muşunlar çok geçti. Okul her dakika kapanırdı. Şöyle bir amfi düşünün. İşte şimdi Ankara Hukuk'ta aynı sınıflarda okuyoruz. Kaç kişi burada Ankara Hukuk'tan? Bir onu bir şey edebilir miyim? Çok da değil. Diğer okullar, mesela Başkent var mı? Başkent çoğunlukta. Bilkent? Azmış. Yıldırım Beyazıt'tan başkan var. Başka Ufuk? O da güzel. Ben unutursam beni bağışlayın. Çankaya? Bir tane. Hacettepe var değil mi şimdi? Ha bak Hacettepe bayağı. Başka var mı arkadaşlar? Gazi var. Gazi var evet. Hocam demeyin ne olur. Ben abinizim. Meslektaşınızın. Tamam Gazi var. Başka? Ne unuttum? Top var. Özür diliyorum. Tabii var biliyorum. İyi ama her üniversiteden burada öğrenci var. Bu çok güzel bir şey. Neden böyle söyledim? Beni bundan 3-5 sene önce Ankara Hukuk Fakültesi'ne çağırdı arkadaşlar. Yine bir kariyerle ilgili bir toplantıydı sanıyorum. Onlara bir şey anlattım. O zaman sadece Ankara Hukuk öğrencilerine konuşmuştum ve onlara şöyle demiştim. İlk 3000 herhalde hitap ediyorum. Yani Ankara Hukuk'un öyle bir devlet hukuku olmadığı için daha bir üniversite sıralamasında, puan sıralamasında daha bir üst sırada olanlar sanıyorum var diye. Onlara da söylemiştim. Ders çalışmak tabii çok önemli. Yani başarı için bu birinci şart. Dersiniz biteceksiniz. Bu diplomayı alacaksınız ama avukatlık için konuşuyorum, tekrar söylüyorum. Hedefinde avukat olanların başka şeyler de yapması lazım. Oradan tekrar döneyim. Ne demiştik? Masa tenisi oynardım ben. Şimdi büyük abilerim vardı benim fakültede. Ben birdeyken dörtte olan, artık onlar bütün olayları biliyorlar. Nerede, ne zaman, ne olacağını. Bir tanesi de benim masa tenisinden arkadaşımdı. Yani abim ama takım arkadaşım. Ben şimdi sabah mutlaka ona bir giderdim. Derdim ki bugün okul kapanacak mı, açık mı kalacak? Çünkü her gün bir şey oluyor yani. O derdi ki bugün eylem var, sen şimdiden git. Ben hemen saat 10 gibi falan giderdim. Hiç şey etmezdim. O gün bir bakardık ki okul kapanmış. Okul kapanması da şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi okul sol tandanslı bir okul. Sağcı arkadaşlar böyle en ön sıraya koyuluyor, diziliyor. Çok çok azınlıktalar. O arkadakilerle mutlaka atışıyorlar. Yani bu Galatasaray-Fenerbahçe atışması gibi bir şey. Onlar dayanamıyorlar, birbirlerine bir şey söylüyorlar. Onlar dönüyorlar bir şey. Hayda bir şeyler atılıyor. Onlar onların üzerine yürüyor. Sınıfın kapısında jandarma var. Yani o zaten mutlaka zorunlu. Jandarma hemen silahları içeri giriyor. Onları topluyor, gözaltına alıyor, Mamak askeri cezaevine götürüyor. Okulda o gün tatil. Olayın etkinliğine, yani gücüne göre 3 gün tatil, 5 gün tatil. Böyle bir zamandan geçtik. Dolayısıyla doğru dürüst ne okuduğumuzu biz birinci sınıfta anlamadık. Sonradan 12 Eylül askeri darbesi geldi. Biz okula geldik, yani okula girebildik. Okuyabildik. Ama onun da başka olumsuz sonuçları oldu. Bugün onları siz daha hala yaşıyorsunuz. Şimdi spor yapardım.
sanata, müziğe, diğer etkinliklere ilgim vardı. Bir de çok önemli bir avantajım vardı. Yabancı dilden bir liseden mezun olmuştum. Şimdi bu çok önemli. Yabancı dil bizim bugünkü konumuz olan uluslararası hukuk, uluslararası ticaret hukuku gibi alanlarda çalışmak isteyenler için olmazsa olmaz bir unsur. O zamanlarda yabancı dil bilen hukukçu sayısı çok da azdı. Zaten fazla yoktu. Biz yabancı dil bilen öğrenci olarak herhalde 4 ya da 5 kişiydik sınıfta. İlk yaptığımız iş şu olmuştu bizim. Dekanlığa gidip bize yabancı dil İngilizce, yabancı dil dediğim İngilizceydi. Zaten başka bir lisan bilmiyorduk ama İngilizce hukuk öğrenelim, bize bir sınıf açın diye hocalarımızdan talepte bulunmuştuk. Açamamışlardı. Yani bunu şey diyecek hoca, okutman, eğitmen bulamamışlardı. Bildiğim kadarıyla şimdi bu imkanlar var. Yani üniversitelerde, ben devlet üniversiteleri için konuşuyorum. Diğerleri zaten önem veriyorlar ama üniversitelerde yabancı dile destek veriliyor. İsteyen için bir imkan var. Şimdi o zamanki imkansızlıklarda böyle bir şans yakalamaya çalıştık. Olmadı. O zaman ne yapacağız? Kendi olanaklarımızla işte yazın rehberlik yaparak, araba şoförlüğü yaparak, bunu yaptım, bunu şaka olarak söylemiyorum. Ben bir sene boyunca bir Amerikalı şirkete şoförlük yaptım. Yani çok da keyifle yaptım. Çünkü İngilizce konuşabilme imkanım oluyordu. Hatta son sınıftaydı. 3 dersten kalmıştım. Sarper Hoca, şimdi Ufuk'ta kimin? Ufuk'ta değil mi Sarper Hoca? Hocası olan var mı iş hukuku hocası? Atılımda değil mi? Sarper Hoca'dan bir sene kalmıştım. O son seneyi uzatmama neden olmuştu. Ben de 2 derste kendim bırakmıştım. Ondan nasıl kaldım bir sene daha okuyacağım diye. O sene yabancılara şoförlük yaptım. Ve şöyle bir şey imkanım oldu. Yani hukuk pratiği olmasa da pratik konuşabilme yetimi kaybetmedim. Veya edindim diyeyim. Yani çünkü okuldan elde ettiğiniz lisanda tartışılır. Ne kadar güçlü aldınız. O günlerden bir oluşan bilinç var. Yani uluslararası nitelikte bir şeyler yapma içgüdüsü, buna çalışma. Ama nereye gideceğimizi, hangi yöne doğru hareket edeceğimizi de bilmiyoruz tabii. Bir seminer yapıyorduk. Hala var sanıyorum seminerler. Havacılık hukukunu seçmiştim. Havacılık çok benim gerçekten hayatımda çok önemli yeri olan bir şey. Çok seviyorum havacılığı. Onunla ilgili bir seminer yapmıştım. Hep böyle kendimi biraz daha, yani bir yabancı unsur olacak şeye hazırlamıştım. Dediğim gibi çok çalışkan biri değildim ama devletler özel notum sınıfta birinci olmuştu. Yani ilgi duyduğunuz alanda kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Tuğrul Arat da hocam, o da herhalde bir yerlerde hoca ama hala bilen var mı Tuğrul Arat'ı? Öyle mi? Bak gördün mü? Tuğrul Hoca'dan ben sınıfın en yüksek notunu almıştım. O bile şaşırmıştı. Çünkü tembel olduğumuzu biliyor yani. O sınıfta biliniyoruz işte. Daha çok bu adam spor yapar, oraya gider, buraya gider falan. Yani çok derslerle alakamız yok. Gelirdik, kızlar not tutardı. Biz onlardan kopya alırdık falan filan. Yani böyle bir öğrenciliğimiz oldu. Ama Tuğrul Hoca'dan da en yüksek notu almıştım. Niye? Çünkü devletler özel. Uluslararası niteliği olacak bir şey. Sevdiğim bir konu. Demek ki o konuda yönelebiliyorum. Daha sonra mezun olduk arkadaşlar. Ne yapalım? Hemen biliyorsunuz biz staj yapıyoruz. Hemen yanımda çalışacağım, birazcık uluslararası nitelikte iş yapmış olduğunu tahmin ettiğim bir avukat aradım. O zaman avukatlık büroları falan pek yok. Avukat aradım. Allah rahmet eylesin, daha bir ay olmadı, kaybettik. Çok değerli abim Hasan Aydın Tansu. Kendisini de burada rahmetle anıyorum. Benim kolejden de abimdi. Ona gittim. Dedim abi sen bana ancak bir şeyler yaparsın. Ben bir kelime öğrensem yabancı hukuk alanında bana faydası olur. Sağ ol gel falan dedi. Onun yanında staj yaptım. Çok fazla uluslararası işi yoktu. Daha çok sözleşmelerle uğraşırdı. İcra işleri vardı. Normal ticari davalar vardı.
Ama bir disiplin edindik. Yani bir çalışma disiplini ediniyorsunuz. Hepiniz staj yapacaksınız. Burada daha çok şimdi öğrenci arkadaşlarım var. Burada benim stajyerlerim var. Onları da çağırdım. Onlar da bir disiplin ediniyorlar tabii staj sırasında. Ama bana yetmedi. Beni kesmedi. Ne yaparım derken hep böyle yazışmalar yaptım. Yurt dışındaki bazı yerlerle. İlla hukuk olması gerekmiyor. Havacılık şirketlerine yazdım işte ben size geleyim, şunu yapayım, bunu. O zaman böyle staj çok moda bir şey değil. Yani stajın adı var ama kendisi uygulamada çok yok. Yanınıza geleyim, bir şey öğreneyim falan diye. Hepsinden de red aldım. Hiç kimse bağlantı kuramadı yani bir hukuk mezunu bir çocuk ne yapsın diye. Ondan sonra geldi çattı işte askerlik. Askerliği çok çabuk yaptım. Ve avukatlık ruhsatımı aldığım için askerlikte biraz bir avantajım olur falan diye düşünmüştüm. Olmadı ama sporculuktan dolayı oldu. Kısa dönem Silahlı Kuvvetler Gücü'nde takımda oynadım. Benim için Ankara'dan ayrılmamak adına önemli bir şeydi. Ve sonra iş alacağız yani işe gireceğiz. Arıyorum işte bir gün dediler ki Birleşmiş Milletler Mülteciler Heyeti yabancı dilen bir avukat arıyor. Anam dedim işte bu benim aradığım fırsat. Hemen koştum bir yere. Dedim ki ben işte buna adayım. Dediler ki o işi dün verdiler. Şans işte bizim gibi başka bir arkadaşımıza vermişler. Ama dediler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, hiç duydunuz mu bilmiyorum. Devlet Üretme Çiftlikleri Türkiye'de birçok yerde var. Yani memleketlerinizden bilirsiniz. Onun genel müdürlüğüne avukat arıyorlarmış. Ben dediler ki buraya bir avukat arıyoruz. İlgileniyorsan gel. Burada var mı uluslararası yabancı falan? Yok, burada icra var. Veterineriz biz. Ziraatçıyız. Çiftliklere gidersin. Bol bol köylülere haciz yaparsın. En kötü bir şey yani haciz. Hem de köylüye haciz. Gidip adamın çiftini çubuğunu toplayacaksın yani. Hiç bana uygun bir şey değil. Yani benim öngördüğüm hayatla hiç alakası yok ama evleneceğim. Eşim de sınıf arkadaşım. Yani paraya ihtiyaç var. Mutlaka kızı vermeyecekler. Girdik oraya. 1987 yılında girdik şeye. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne. Tabii çok büyük bir hayal kırıklığı benim için. Hiç yabancı bir şey yok. Yani benim onun için gitmişim. Öyle bir şeyler çizmişim kendime. Neyse çok enteresandır. İşte ararsanız buluyorsunuz. Bunu anlatmak için aslında. Yani zorlarsanız, bir hedef belirlerseniz ve gerçekten isterseniz arkadaşlar oluyor. Bir baktım, bir gün beni çağırdı başhukuk müşaviri. Dedi ki uluslararası traktör ihalesi açılıyor. Biz açıyoruz. Bunun şartnamelerinin tercüme edilmesi lazım. Sen bunu yapar mısın? Tabii söylemeyi unuttum herhalde. Böyle tercüme edecek falan bir İngilizcem yok. Ama o kadar istekliyim ki. Tamam dedim. Atladım işin üstüne. Yaparım dedim. Tabii çok zorlandım. Ama destek de aldık dışarıdan. İlk önce ona girmiş oldum. Yani kelimeleri, cümleleri öğrenmeye başladım ve o uluslararası traktör ihalesinin ilk şartnamelerinden başlayarak yer aldım. Sonra bir sera ihalesi, Hollandalı bir şirketleri davet ettiler. Onların sözleşmelerini yapmaya başladım ve uluslararası hukukla, uluslararası ticaretle ilk tanışmam, bakın hiç istemeyerek girdiğim, yani Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde oldu. İsterseniz oluyor arkadaşlar. Ve o sözleşmeler bana çok şey kazandırdı. Ama kendi kendime de şunu söylüyordum. Ya burada daha fazla gitmez bu iş. Çünkü sürekli olmaz bu ihaleler. Sen mutlaka başka iş bulursan bul diye. Sonra yine kulakları çınlasın de beni bir sene sınıfta bırakan Sarper Hocam bir gün beni aradı. Dedi ki ya sen Hakan yabancı değil biliyorsun. Bir Amerikan şirketi avukat arıyor. Daha çok iş hukuku ağırlıklı. Bu Amerikan üstleri, incirlik falan biliyorsunuzdur. Onlara iş yapan bir şirket. Sen burada çalışır mısın? Tabii hocam dedim. Yani Amerikan şirket deyince zaten hani yapmak istediğim şey. Bu teklifi geri çevirmedim ve 5 yıl boyunca ben Amerikan şirketinin sorumlusu olarak, avukatı olarak görev yapmaya başladım. Burada iş sözleşmelerini, ticari sözleşmeleri inceleme imkanım oldu. Çünkü müteahhit olarak çeşitli şirketlerle kontratlar yapılıyordu. Bu sözleşmeleri inceleme imkanım oluyordu. Tabii ilk defa orada öğrendim ki bir sözleşmeyi yaparken yabancı bir hukukun
belirlenmesi, o yabancı, o uyuşmazlığın başka bir mercide, Türk mahkemelerinden başka bir mercide görülmesi. Bunlar olası. Bunları öğrenme imkanım oldu. İlgimi çekti çok konu. Daha sonra sanıyorum bir 5 yıl çok yoğun çalıştıktan sonra, gerçekten çok yoğun çalıştık. Ben kendi büromuzun yanına geçtim. Biraz önce demiştim eşim sınıf arkadaşım diye. O büroyu kurmuştu. O normal bir avukatlık bürosu, yani bir avukat ne yapıyorsa onu yapıyordu. Onun yanına geçtim ve ondan sonra yabancı